Türkiye'de pirinç denilince akla gelen yerlerin başında Edirne gelir elbette. Ancak Edirneli üreticilerin sıkıntısı bu yıl da bitmedi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çeltik ithalatına tepki gösteren üreticiler 2016 bizim son üretim yılımız olabilir uyarısında bulunuyorlar. Keşan, İpsala, Uzunköprü ve Meriç. Çeltiği ile ünlü Edirne'nin bu ilçelerinde yüzler asık. Sebebi çeltiğin para etme işi. Biz üreticiler 1 lira 50 kuruşa kendimize mal ettiğimiz çeltiği 1 lira 20 kuruşla piyasada satmak zorunda kalıyoruz. İpsala meydanında bir araya gelen üreticiler tepkilerini basın toplantısıyla duyurdu. İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ithalat yapmasını eleştirdi. Eskiden yurt dışındaki firmalar Türkiye'ye pirinç satmak için rekabet ederlerdi. Şimdi TMO yurt dışından pirinç getirip fabrikalarda, İpsala'da özellikle çeltik fabrikasında bunu kırarak, paketleyerek Türkiye'nin 81 vilayetinde ve ilçelerinde TMO'nun nerede şubesi varsa tamamında bizimle tıpkı bir rekabetçi gibi işlem yapmaktadır. Biz bundan üreticiler olarak, üretici birlikleri olarak son derece rahatsızız. Bu üretimi kösteklemek anlamındadır. Sadece TMO değil, birçok firmanın da ithalat yaptığını belirten Sedat Balcılar, Türk üreticilerinin bu yolla yok edildiğini ifade etti. Türkiye'de o kadar kontrolsüz bir ithalat rejimi var ki, her aklına gelen, canı her isteyen dışarıdan pirinç getiriyor. Tabii bu iç piyasada yığılıyor, hasat dönemi geldiğinde veya insanlar piyasaya ihtiyaçları olan malı arz etmeye kalktığında bizim malımız yerlerde sürünüyor, hiç para yapmaz hale geldi. Siyasilere de seslenen Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı, çözüm bulunmazsa 2016 son üretim yılımız olacak dedi. Yaptığımız üretimden zarar ediyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı. Ey Sayın Tarım Bakanı Faruk Çelik, ey Sayın Başbakanım Ahmet Davutoğlu, duyun artık sesimizi lütfen. Biz dayanacak mecalimiz kalmadı. Üretimden bu yıl 2016 yılı içerisinde biz üreticiler adına son şans. Eğer bu yılda hala bu baskı politikaları üzerimizde devam ederse biz pirinç üretmekten vazgeçeceğiz. Tamamen pirinçle dışarı bağımlı bir ülke haline geleceğiz. Eylemin sonunda üreticiler istedikleri fiyattan satamadıkları pirinçleri pilav yapıp vatandaşlara bedava dağıttı.